Evet, merhabalar. YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Yatmadan evvel bu yayını yapmak zorunda hissettim kendimi. Gerçekten bugün Türkiye ekonomisinin artık 20 Temmuz'a doğru giderken en kritik günlerinden bir tanesi. Bugün dolar 27 lirayı, euro 30 lirayı aştı ve gram altında 1700 liralık rekorlar gördük. Daha devamını da göreceğiz arkadaşlar. 2000 liraları falan göreceğiz. Hiç beklemeyin ama bugün çok ciddi bir türbülans yaşandı. Sabah dolar neden yükseliyor yayınımda da söylediğim gibi. Şöyle bir durum var. Pazartesi gününde beklentim bütün her şeyin aynı anda yukarı doğru gitmesiydi. Borsanın, dolar Türk lirasını, euro TL'nin, faizin, paritenin ve nitekim her şey gerçekleşti. Ama sonra bu oyunun bir yerde patlaması gerekiyordu. Bir de bugün böyle çok ilginç şeyler öğrenildi. Önce EPDK işte doğal gaz zamlarını reddetti ama ondan sonrasında ortaya çıktı ki her metreküpe 6 kuruşluk zam gelecek ve bu 4 kişilik bir dar gelirliğinin her halükarda kışın bir ayda 1500 TL daha fazla ödemesine neden olacak. Emekli maaşı sosyal medyada da çok fazla gördünüz. Bir tane kadın not bırakarak işte önceden 3000 lira olan kirası 10.000 liraya çıkartılmış ve ev sahibi tarafından atılmıştı evden ve intihara teşebbüs etmişti. Çünkü kocasının maaşıyla geçinemiyordu ve sonra o kadına işte erişim başladı hemen, insanlar kurtarmaya çalışıyor. Şu anda barınma ihtiyacını karşıladığında taburcu edilecek ama yani korkunç bir senaryo. Aynı zamanda eşi vefat etmiş olan dul çalışmıyorsa eğer ne 5600 lira gibi bir parayla geçinmeye çalışıyor. 7500 liradan daha bile az. Durum böyle olunca insanlar kolay geçinemiyorlar ve alım gücü 6 kuruşluk zam fazla görünmüyormuş gibi gözükse de inanılmaz bütçelerde delikler açabiliyor. O nedenle bugün şimdi baktığımızda Borsa İstanbul'da 3,57'lik bir düşüş var. Yani daha %10-12'lik düşüşleri görmeye başlayacağız. Çünkü insanlar şunu fark ettiler ki şimdi faiz artışına kadar evet piyasa çok süpermiş, muhteşemmiş gibi gösterilmeye çalışsa da bir delik var. Bir yıla kadar vadesi olan borçlarda delik var. Cari açıkta delik var. Dış açıkta delik var. Yani bir delik var ve bu ödemelerin büyük bir kısmı dolarla. Yani TL basarak enflasyon olacak, emisyon hayatımıza girdi. Emisyon karşılıksız TL basmaktan başka hiçbir şey değil. Hani çok böyle süslü müslü jargonla konuşsanız da bildiğimiz Merkez Bankası hangi parayı basabiliyorsa karşılığında verdiği zamları karşılayabilmek için, KKM'leri karşılayabilmek için ne yapıyor? Para basıyor. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir böyle bir atla deve değil. Ama emisyon sonuçtan size bana nüfuz edecek. Diğer taraftan ne oldu? Bugün euro 30-25'e kadar çıktı ve parite 1,12'ye geriledi. Parite artmaya devam edecek. Kesinlikle artmaya devam edecek. Çünkü Amerika Merkez Bankası dururken Avrupa Merkez Bankası artışını devam edecek ve euro daha değerli hale gelecek. Sterlin 35 liraya çıktı ki İngiltere'nin kendi içinde enflasyonu yükselmemiş olsa sterlinde 40 liraları gördük. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce sterlin pound en değerli şeydi. Ve şu anda ilginç bir şekilde Japon yeni ve sterlini takip etmeye başladı. Niye deyince ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Ve son dakikalarda baktığımızda ne demiştik? Bankacılık endeksinde, Yapı Kredi'de, Garanti'de ve Akbank'ta Bank of America geldi. Bank of America önceden de sormuşum. Sizce 2,5 sene boyunca içeride malını tutacak mı, tutmayacak mı demiştim. Benim cevabım tutmayacaktı. Çünkü Bank of America 2,5 sene boyunca bizim gibi riskli bir ülkede, CDS primi artan bir ülkede tutmayacak. Nitekim bankacılık endeksindeki günlük satışlar %3'ler %5'e yükseldi. Ve tahmin edin dın 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 kim satıyor? Bank of America. Çünkü neden? Merkez Bankası faiz kararına doğru o kadar tedirgin edici bir dönemden geçiyoruz ki arkadaşlar. O kadar belirsizlikler fazla ki. Durum böyle olunca artık insanlar diyorlar ki uzun pozisyonlarımı ben kapatayım. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Bunların ne yapacağı belli olmaz dediğimiz uzun pozisyonu yabancıya kapattıran bir ülkeye sıcak para sadece vur kaç için gelir. O nedenle ki bugün dünya genelinde dolar endeksinin güçlenmediği bir durumdan geçiyoruz. Dolar endeksi 100 dediğimiz nötr seviyelerinde seyrediyor. Sabahleyin 100.034 ile açılan dolar endeksi 99.800, şu anda 99.923'te seyrediyor. Altın 2000 dolara doğru gidiyor. 1669'a kadar gitti. 1969'a kadar gitti. Özür dilerim. 1975 önemli bir eşik. Bu bizi gram altına 200'e götürecek mi? Hayır. Dolardaki sıçrama götürecek. Merkez Bankası 150 ile 200 bas puanlık bir artış yapacağı için şu anda belirsizlik çok fazla. Piyasa 20'yi istiyor ama ben ona 17 vereceğim.
Bir öncekinde de fail ettim. Arabistan'dan para bulmaya çalışıyorum. Skandal. Aynı zamanda bugün emeklilerin maaşları ile ilgili, emekliler biliyorsunuz 7500 en düşük maldan bahsediyor. En düşük insan alandan bahsediyoruz. Kök ücretlerine zam gelerek taşrası 8000 lira gitti ki düşük emekli maaşı çok fazla. Çok ciddi bir gruba 5500 liradan 7500 lira çıkarttıkları için dediler ki sen dışarıda kaldın, en fazla olan emekli şeyi. Bunun EYT'si var, emekliliği var, tazminatları var, işverenleri yükleri var falan filan derken 7500 lirayı insanlar geçinmeye çalışırlarken bir anda ortaya çıktı ki emekli vekillerin 3 yıl ve devamında yaptıklarında görevlerini 53 bin ile 79 bin arasında bir fark olduğu ortaya çıktı. Ama bir de 147 bin lira alanların olduğu ortaya çıktı. Eğer o Reels'ı izlemediyseniz 147 bin, 10 kişi olsa arkadaşlar 1 milyon 470 bin bütçeye ek maliyet demek. Memurlardan kısın, oradan kısın, buradan kısın. Ve size bir sürpriz daha. Perşembe günü gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına ikinci bir zam bekleniyor. Çünkü bu zam ÖTV ve Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman bu denli büyük bir vergi artışı olmadı. Bu zam dolardan dolayı olan zam. Yani vergi zammını ayrı yiyorsunuz, dolardan olanını ayrı yiyorsunuz. Devam ediyorum. Peki bundan sonrasında yarından itibaren, şimdi yarın artık çarşamba, biz artık önümüzü görmeye başladık. Perşembe günü saat 14.30'da hangi krediyle özel bir yayında yapacağım. Orada da zaten konuşacağız. Kendi bütün kanallarımda aktif olarak değerlendirmeye çalışacağım. Burada önemli olan, tamam, küçük bir faiz artışı geldi. Artık böyle ölümü gördük, sıtmaya razı oluyoruz gibi bir durum var. Ve hani oradaki içerikte nelerin değiştiği önemli. Şimdi G20 ülkelerinde ayrı bir mesaj var ama bugün gerçekten piyasanın son derece kritik olduğu bir dönemdeyiz. Şu anda altının onsuna baktığımızda 1,12'lik bir artışla 1975 doların üzerine çıktığını şu anda görebiliyorsunuz. Bu demek olur ki eğer 1975, 76 ve 81 bandında 4 saatlik bu gece yarısı bir kapanış gelirse ve yarın sabah da altın kontratları bozulmadan yeni bir şey açılsa, ki kimse bozmaz çünkü güvenli liman dediğimiz yere doğru gidiyoruz ve şu anda piyasa Amerikan Merkez Bankası Fed'in 26 Temmuz'da 25 bas puanlık faiz artıracağını fiyatlıyor. Bu ne demek oluyor? O faiz artırımı geldiğinde piyasa bizim beklentimizin tam tersi düşeceğini ve yani doların yükseleceğini bekliyorsanız o faiz kararı gelip beklentiler yerine geldikten sonra dolar biraz gevşer. Ama 26 Temmuz'a kadar inanılmaz fazla şey var. Bu arada 25 Temmuz'da bu zamların geri alınmasıyla ilgili bir işte özel olağanüstü görüşme yapılacak diye açıklandı. 20 Temmuz'da faiz artışı olduğu için o faiz artışı bu zamları zaten yemiş olacak. Her şey daha maliyetli hale gelecek. O nedenle aynı zamanda Brent tipi petrolde dolar endeksi kendi içinde 100'ün nötrün altında olduğu için, ki bakın 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılmadı. Güzel gidiyor. Bir de o faiz arttırımı yapıldıktan sonra biz iyi seviyelere geldik dediklerini düşünebiliyor musunuz? Dolar endeksi daha da gevşeyecek. Altının onsu 2000-2050 doları şakırt diye vuracak. Gram altın artacak ama bize iç siyasetten dolayı dolar artmaya devam edecek. Doları iddiam yılın sonunda 32 lira olması. Çünkü neden? Bu olması gerektiği için değil, yanlış kararlardan dolayı olduğu için. Aynı zamanda kripto ile ilgili de bir regülasyon, yani nereden ne alabilirim diye regülasyonlar başlıyor gibi gözüküyor ve eli kulağına çok yakın stopajdan bahsediliyor kripto ile ilgili vergilerde. O nedenle çok ciddi borsaların çöktüğü ve artık işten çıkartmaların başlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. O nedenle Kasım'a kadar çok ciddi, yani herhangi bir yatırım yapmamak lazım. Yarın da devam edecek aynısı. Bana göre yarın da bir 1 liralık bir artış görebiliriz. Eğer bir satış matış olmazsa. Çünkü rezervlerde 8 milyar dolarlık bir artış oldu ya, şimdi o fazla gelmiştir. O nedenle yarın da devam edecek. Yarın da rekorlara doyduğumuzu zannediyorsanız hiç boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Çin tarafından yavaşlama geldiği için düşünün, Çin tarafından yavaşlama geldi. Onun stoklayacağı ürünler artmaya devam ediyor. Dolar o kadar gevşek durumda. Enflasyonları, istihdamları ve Janet Yellen'ın son derece pozitif bir şekilde devam ettiriyor. Biz iyiyiz, resesyon yok, bilmem ne yok diye. Tabii ki burada şu anda paralara baktığımız zaman bu finansal kurumlarda artık kriptoda çok ciddi anlamda bir düzenlemenin yolunu açıyorlar. Bakın Türkiye'de stopaj dedim, Amerika'da da stopaj, vergi falan hiç uzak değil. 29.890'la günümüzü kapatıyoruz. Bitcoin'de düşüş gerçekleşecek. Şimdi altcoin'lere inme zamanı. Para altcoin'lere inecek. 3 iş gününde inecek. O nedenle elinizdeki altcoin'leri bekleyerek görmek mantıklı. Ripple'da o etkisini kaybetti. Şimdi
dominans azaldığı için altcoinlere iniyor ama Ripple buradan en büyük pastayı alacak. SEC'ten de bir açıklama geldi. Ripple davasıyla ilgili inanılmaz hayal kırıklığına uğradım ama devam ettireceğim diye. Ethereum'da 1912 doların üzerine çıkması gerekiyor ki büyük ihtimalle çıkacak. Çünkü Bitcoin'deki para şu anda altcoinlere ve oradan da meme tokenlara hareket edecek. En geç Doge hareket eder ama sert bir şekilde hareket eder. Onu lütfen unutmayalım. Hali hazırda davalar devam ediyor. Kriptonun boğa sezonu falan gelmedi ama şu anda pozitif. Valkyrie kapitalin ETF'ini SEC incelemeye aldı ve onaylayacak gibi gözüküyor. İlk başta bu haberi zaten fiyatladığı için onaylandığında çok fazla bir artış olmaz ama ardından özellikle kripto almayıp onun bir New York Stock Exchange'de tanınmış olması, yerine konulmuş olması Amerika'nın kripto çok uzak olmadığını gösteriyor. O yüzden gerçekten güzel bir süreç. Bu yıl içerisinde 35 bin ile 44 bin dolar arasında bir yerde kapatacak. 35 bin dolarda şu anda 28.500, 28.900 gibi seviyeler alım için iyi olabilir ama bütün bakiyenize değil diyerek noktalayayım. Gram altında yeni rekorlara, dolarda yeni rekorlara ve euroda yeni rekorlara uyanacağız. Amerikalı kurumlar paritenin 1,25 oldu. Çünkü Amerika'da işler artık iyiye gideceği için euroda şimdi işler kötü gidiyor. Euro'nun yükselmesini bekliyorlar. Yani ikinci dönemde Haziran ayını tamamladık. Ağustos ayından itibaren her şey euro ile olmaya başlayacak. Türkiye'de şöyle bir kakafoni çıkacak. İhracatçılar uçuyorlar, kaçıyorlar diye. Ama maliyetler sürekli arttığı için onlar da orada çok fazla destek bulamayacaklar. Biz artık Ekim-Kasım ayına kadar işte turizm harikaydı. Oradan şu geldi, buradan bu geldilerle devam edeceğiz ama gerçekten kötü bir döneme gidiyoruz. Rekorlara doyduk sanıyorsanız hiç uyumayın. Çok daha yeni farklı rekorlar görmeye devam edeceğiz. Bunları da zaten olabildiğince sizlerle konuşmaya çalışacağız. Mevduat faizlerinin daha düştüğü, bankaların iyi faiz vermediği bir döneme de giriyoruz. Konut kredileriyle ilgili de. Ha bu arada konut fiyatlarında da artış gelmiş. Amerika'da konut fiyatları durdu. Amerika'da sanayi üretimi de uzunca bir süreden sonra yavaşladığı için Allah Allah dediler, üretim yavaşlamış, istihdam tarafı da yavaşlayabilir. Bu da pozitif olarak yansıdı. Türkiye'de ilk defa geçtiğimiz Mayıs ayına göre 3,9 oranında bir artış olmuş. Artık bir yavaş yavaş gayrimenkuldeki balon da sönebilir mi? Gerçekten insanlara evinin üstünde, kafanın üstünde bir çatı olsun, aman güvenin olsun diye abuk subuk evlerin pazarlanması, garip garip yerlerde avcumun içini bulsalar inşaat yapılması artık durabilir mi? O nedenle bakın, arsa altın, üzerine bir şey koyduğunuz zaman değeri düşüyor. Çünkü evinizin bir eskime payı olduğunu unutmayın. Alacaksınız, illa ki bir şey alacaksınız. Arazi almak çok daha mantıklı diyerek noktalayın. Bunları zaten konuşacağız çünkü bu fiyat artışındaki düşüş belli dinamikleri hareketlendirecek. Yarın da bir güzel gayrimenkul yayını yaparız. Yarın yeni bir yayında görüşmek üzere.